Hanımlar, beyler selamlar. YouTube videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu defa ise farklı bir konseptte videolar yayınlayacağız. Yine kamerada Berkay Bayrak var, sağ olsun. Seturla her yaz döneminde yaptığımız Doğu Karadeniz uçaklı turlarımız var. Ve şu anda da zaten Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Ve bu 6 günlük tur periyodunda Samsun'dan başlayarak Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Batum ve Erzurum'da turumuzu noktalıyoruz ve bu güzergahı size tabii birkaç video olacak şekilde komple anlatacağım. Dolayısıyla sizler ister ileride Setur'la, ister başka bir firmayla ya da kendi başınıza gezdiğiniz zaman çok güzel bir şekilde faydalanabileceğiniz bir video olacak. Bu sefer de böyle istedim ki farklı bir şekilde sizlere Anadolu'nun başka köşelerini yansıtalım. Şimdi birazdan biz uçuşumuza başlıyoruz. Erken saatlerde kaldırıyoruz uçağımızı biz. Ve böylece Samsun'a erken saatte iniyoruz ve günümüzü hem Samsun hem Ordu'da geçiriyoruz. Şimdilik takipte kalın diyorum. Biz uçağa geçiyoruz. Hoşçakalın. Şimdi Doğu Karadeniz zamanı. Müthiş bir tur olacak. Müthiş. Haydi. Samsun'a geldik. Şimdi ilk durağımız Bandırma Vapuru. Milli mücadele için çok önemli simge biliyorsunuz. Sonrasında da kent meydanına gideceğiz ve oraya gideceğiz. Hadi. Çarşamba. Samsun'u gezmeye devam ediyoruz. Merkezdeyiz. Burası Gazi Caddesi. Hemen Kabera'nın arka açısında Cumhuriyet Meydanı var. Cumhuriyet Meydanı'nın çaprazında da Onur Anıtı var. Birazdan gideceğiz. Samsun'un simgesidir. Tam arkamdaki binada 1902 yılında açılan Mantika Palace isimli bir otel aslında. Ama bizim için çok büyük önemi var. Milli mücadelenin yine simgelerinden biridir. Çünkü Ulu Önder Samsun 19 Mayıs 1919'da adım atar atmaz arkamdaki bu binada konaklı. Sonrası gelişlerinde de bu binada, bu otelde konaklamaya devam ediyor. Ve 1940 yılından beri de burası müze ve ücretsiz. Dolayısıyla Samsun'da görülecek yerlerden birisi de Gazi Müzesi. İçerisi iki katlı. İkinci katında özellikle çok güzel balmumu heykelleri var. Yılmaz Büyük Erşen Hoca'nın yapmış olduğu balmumu heykelleriyle o 18 arkadaşıyla beraber Ulu Önder'in çalışma masası ve ortamı canlandırılmış. Aynı zamanda kişisel eşyaları da var. Yatak odasında, efendime söyleyeyim, banyoda, dinlenme odasında. Noktalardan birisi de bu. Şimdi Onur Anıtı'na gidiyoruz. Hadi Berkay. Hanımlar, beyler, Samsun'u gezmeye devam ediyoruz ve işte bu güzel şehrin simgesi Onur Anıtı'ndayız. Az önce değerli Setur misafirleriyle bir grup fotoğrafı yaptık. Buraya geldiğinizde siz de tabii mutlaka fotoğraf çekin. Burada Yaşar abiler falan var, fotoğrafçılar var arkadaşlar. Onlar fotoğraf çekiyor, grup fotoğrafları vesaire. Sonra basıyor, 5 liraya basıyor. Onur Anıtı çok özel bir anıt. Her şeyden önce zaten Ulu Önder'in en güzel heykellerinden biri. Yapan da önemli bir heykeltıraş. Avusturyalı Henry Krippe. 5 metre yüksekliğinde bir bronz heykel. Atamız şaşalı bir şekilde atının üzerinde, Sakarya atının üzerinde batıya doğru dönmüş. Bakışlar keskin, bir eli kılıçta ve gördüğünüz gibi şaha kalkmış. 1932 yılında yapılan bu heykel Samsun'un simgesi. Yani buraya gelmişken olmazsa olmaz. Bir numaralı fotoğraf burada. Onur Anıtı'nda. Şimdi sizleri buradan selamlıyorum ve bir sonraki noktamız Anadolu'nun en eski ahşap camii Göceli Camii olacak. Halihazırda hala Samsun'dayız ama merkezden ayrılıyoruz yavaş yavaş. Evet hanımlar, beyler, devam ediyoruz. Samsun'dan yola çıktık, artık doğuya. Karadeniz'in en doğusuna gidiyoruz. Pontus Exiguus, Hırçın Karadeniz. Ve biz Hırçın Karadeniz'in bütün sahil kesimini göreceğiz ve yolda duruyoruz işte böyle gördüğünüz özel alanlarda. O da onlardan birisi. Ve burası neresi? Anadolu'nun en eski
Ahşap camisi olan herkes bilmez bu bilgiyi. Göyceli Cami. 1206 yılında yapılma, yığma ahşap tekniğiyle ve Çarşamba ilçesinde yer alan bu muhteşem camiyi. Ne yazık ki bütün acentelerin programında göremiyoruz ama biz setur olarak bu turu yaparken burada mutlaka duruyoruz. Çünkü Göyceli Cami bir şaheser ve görülmesi gereken bir camimizdir. %100 çivi kullanılmadan yapılmış Anadolu'nun en eski ahşap camisi. Bu bilgi çok özel bir cami. Kısaca bir göz atın. Sonra istikamet Ordu. Evet hanımlar beyler, Doğu Karadeniz turumuzun ilk gününü noktalamak üzereyiz. Bizim programımızda ilk gün konaklamamız Ordu'da ki bu gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi Samsun'a indik, izlediğiniz üzere Bandırma Vapuru'nu ziyaret ettik, Onur Anıt'ını ziyaret ettik, Gazi Müzesi ve yol üzerinde çarşambada Göyceli Camii'ni gördük. Ve şimdi Ordu'dayız. Ordu'nun da en popüler seyir noktası olan Boztepe'deyiz. Zaten Karadeniz'de iki tane Boztepe var. Biri Trabzon'da, biri Ordu'da. Burası 450 metre yükseklikte. Şöyle baktığınız zaman denizden bir hayli yüksek. Teleferik de yapıldı geçtiğimiz yıllarda. İster teleferikle çıkın, ister otobüsle çıkın, ister arabayla çıkın. Ama bence buraya gelin. Çünkü burada fotoğraf çekmek, video çekmek, çay kahve içmek bir ritüel olmuş artık. Çok keyifli. Ordu'yu tam anlamıyla net bir şekilde görebileceğiniz nokta Boztepe. Şimdi ilk günü burada noktalıyoruz. Videolarımıza devam edeceğiz. Kısım kısım bu Doğu Karadeniz turunu size anlatacağız. Bu ilk videomuzdu. Samsun ve Ordu'yu ayırdık. İkinci videomuzda artık Trabzon ve doğusuyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda haftaya görüşmek üzere. Takipte kalın.